Amerika'daki Columbia Üniversitesi'nde başlayan Gazze eylemleri ülkedeki 140 üniversiteye yayıldı. Sadece orada değil, Avrupa'da da pek çok üniversitede Gazze eylemleri sürüyor. Bir vicdan ayaklanması var. Gazeteci Metehan Demir'le bu eylemleri ve Türkiye'deki yansımalarını konuşacağız efendim. Günaydın Metehan Demir, hoş geldin, nasılsın? İyi hafta sonları. Teşekkür ediyorum. Günaydın. Günaydın. Şimdi Gazze'de işlenen cinayetler tüm dünyanın izlediği insanlık dramı ve tüm çabalara rağmen durmuyor. Özellikle Batı dünyasının görmezden geldiği, yokmuş gibi davrandığı bu kriz ve artık buhrana dönüşmesi, üniversitelerde başlayan gösterilerle artık saklanamayacak hale geldi. Ve hatta olmayacaklar oluyor birçok alanda. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde öğrencilerin, gençlerin bu konuya bu kadar duyarlı davranması dünyayı da derinden etkiliyor açıkçası. Şimdi Gazze'ye ateşkesi üniversiteler getirebilir mi? Bu vicdan ayaklanması fiiliyatta bir şeye sebep olabilir mi Metehan? Şimdi bir kere şu gerçek ki yani o detaylı olarak tabii izliyoruz başından beri ama Amerika'da 140 üniversitede, Amerika'nın çok önemli dünya çapındaki üniversitede dahil olmak üzere başlayan eylemler serisi Avrupa'ya da işte İngiltere'ye bazı Avrupa şehirlerine de yer yer sıçrayan bu üniversite eylemlerine karşı o ülkelerin yönetimlerinin, iktidarlarının ne şekilde yaklaştığı çok tabii dramatik genelde. Çünkü daha dün Amerikan basında çıkan haberlerde eğer bu işte ayaklanmaları, protestoları durdurmazlarsa tutuklamaların devam edeceği, daha da artan cezalandırmaların beraberinde geleceği tehditleri artık üniversitelerde seslendirilmeye başlandı. Bazı öğretim üyeleri de destek veriyor işte öğrencilere, öğrencilerin yani orada işte bazıları bunu küçümsüyor işte sadece Asya kökenli, Orta Doğu kökenli öğrenciler olduğu söyleniyor. Öyle bir şey yok. Detaylarına bakıldığı zaman dünyanın her coğrafyasından öğrenciler ve gayet de akıllı, iyi bölümlerde okuyan çocukların da olduğunu görüyoruz. Bunun bir gençlik hareketi olduğunu da görüyoruz. Ama tabii bunun 1960'lar ve 70'lerdeki o gençlik hareketleri gibi iktidarları sarsabilecek, onlara çok yoğun mesajlar vererek belli adımlar attırabilecek bir seviyeye gelir mi? Bu konuda iktidarların maalesef göbekten bağlı olduğu kuvvetli lobiler, hareket etme alanlarının çok kısıtlı olması benim bu konuda biraz olumsuzluğa sevk ediyor ve bunun çok tırnak içinde söylüyorum, çok üzülerek bu şekilde tanımlanması tabii karşımıza geliyor ama üzücü bir şekilde. Onun işte heves, geçici bir gençlik hevesi, gençlik hareketi bunu zamanla bırakırsak zaten giderek azalır şekilde değerlendirmeler görülüyor oradaki Avrupalılardan. Bu şekilde olması, değerlendirilmesi hala yani çok gurur verici, çok mutlu edici bir gençlik adına hareket. Ama etkin ve somut sonuç vermesi açısından biraz daha izlememiz gerekiyor. Çünkü iktidarların İsrail'e daha yakın olduğu ve bu konuda çocuklara çok ağır kabul edilmez baskılar yapıldığı da görülüyor. Zaten bakın yine hep söylüyoruz biz haftalardır yayınlarda da. Bu algı o kadar enteresan bir şekilde yönetiliyor ki biz 2 hafta evvel İran mı İsrail'e, İsrail mi İran'a saldıracak? Şimdi sıra kimde? Şu mu bu mu? Füze mi attı? Roket mi attı? Nasıl attı? Bu bir tiyatro mu diye konuştuk, konuşturulduk. Ondan sonra işte Amerika İsrail arasındaki ilişkileri konuştuk. İsrail yani gelinen noktada ben size söyleyeyim üniversite eylemlerinin neden çok arzu etmeme rağmen sonuç almasını iktidarlar üzerinde. Bakın Malmö kentinde Eurovision şarkı yarışması yapılacak. Birleşmiş Milletler'de genel kurulunda yıllar evvel ilk kez bu yani İsveç'ten bahsetmek istiyorum. İlk kez Filistin'in üyeliği gündeme geldiğinde ve bu konular özellikle onu özellikle belirtmek istiyorum. Başkonsolosluğu olan Filistin'in 2012'de BM'de üye olmayan gözlemci devlet statüsü elde edince Filistin'i AB üyeleri arasında tanıyan ilk ülke İsveç'ti. Ve İsveç şimdi NATO üyesi olduktan ve angaje bir duruma Amerika'ya göbekten bağlı hale geldikten sonra Batı'ya Eurovision şarkı yarışmasına ev sahibi yaptığı yerde Filistin bayrağıyla Eurovision şarkı yarışması salonuna girilmesini yasakladı ve bununla ilgili tutuklamaların olabileceğini, gözaltına alabilmelerin gündeme geleceğini söyledi. Bu çok insan hakları adına teessüf verici ve dünyanın geldiği nokta. Bakın İsveç Filistin'i üye olmayan gözlemci devlet statüsü elde edildi. İlk tanıyan
Ama 2012'de bundan tam 12 yıl sonra Filistin bayrağı ile bile televizyon şarkı yarışmasına sokulmasına, bu bayrağının bile sokulmasına izin vermiyor. Tabii İsrail bu yarışmada olacak. Balmain'i çok yakından izlemek lazım televizyon şarkı yarışmasını. Çünkü orada da grupların katılacak bazı ülkelerin sürpriz çıkışlar, biliyorsunuz Türkiye katılmıyor ama Evet. enteresan tabloları karşımıza getireceğini gösteriyoruz. Ama İsrail yine de farklı şeyleri konuşuyor. Bakın demin Gallant'la, İsrail Savunma Bakanı'yla, Netanyahu'yla arasındaki krizi konuşuyorlar. Onu mu atasak, bunu mu atasak? Ama sonuçta bu rehineler 7 Ekim'den beri hep konuşuluyor ya, dünyanın ortasında. Yok. Bir ilerleme yok. Ateşkesle ilgili somut kalıcı adım atılıyor mu? Yok. Gazze'ye Refah sınır kapısından yapılacak, hep yapılması gereken ve günde belli bir oranın altına düşmemesi gereken ve aciliyet arz eden ilerleme var mı tırların girmesinde, yardımların gelmesine? Yok. İnsanların Gazze'ye dönüşü, Gazze'nin tekrar ayağa kaldırılması, yani resmi rakamlara göre %60'a yakın binalar yerle bir edildi. %60 bir şehrin, düşünün. Onunla ilgili bir adım atılıyor mu? Yok. Yani bunu konuşturmuyorlar. Onu konuşturuyor, bunu konuşturuyor. Başka şeyleri gündeme getiriyorlar. O kadar iyi gündem yönetiyor ki Batı ile İsrail. Ve maalesef çok acı bir şekilde, yani Türkiye elinden geleni yapıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi taraf oluyor. İşte Onu ticaret soracağım. tamamen kesiyor, adımlar atıyor ama gelinen noktada Batı cephesinde yeni bir şey Yeni bir şey yok. somut anlamda yok. Evet, hakikaten kitabı aklıma geldi. Metehan, Batı cephesi, Evet. Garp cephesinde yeni bir şey yok. Orada hakikaten bütün bu mevzuları o kadar güzel anlatıyor ki ağlayarak okuyorsunuz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi öğrenci eylemleri. Batı'da demokrasinin sınırlarını İsrail'in menfaatleri çiziyor dedi Cumhurbaşkanı. Özellikle vurguladı bunu ve İsrail'in çıkarlarını neden bu kadar savunuyor bu ülkeler? Asıl tepki İslam ülkelerine mi sence? Vallahi şimdi size şöyle söyleyeyim. Eğer bu haber daha yalanlanmadı, ben bunları hani bu sabah yayın var diye biraz hazırlık yapmıştım. Bundan sonra İsrail aleyhine, yani çok rahatsız edici olduğu sürece, Suudi Arabistan'da slogan atan, eylem yapanlar gözaltına alınacak. Bu karar bile durumun ne kadar dram, yani dediğim gibi haber teyide muhtaç ama ben bunu taradım, birkaç yerde de gördüm. Veya diğer ülkelerin, hani tutuklama, gözaltına alma haberini bir köşeye koyalım. Bugüne kadar hani Katar'ı belki belli bir noktaya koyabiliriz. Ürdün hani biraz uğraşıyor gibi. Mısır belki çok az. Ama onun haricinde Orta Doğu'da, Arap coğrafyasında, Arap Ligi'nde esip gürleyen, atıp tutan çok sayıda ülke var. Ama sonuç sıfır. Çünkü farklı bir angajman var. Aslında bunu anlamak için İsrail'in Arap ülkeleriyle bugüne kadar 7 Ekim öncesine getirdiği sürece baktığımızda çok akıllı bir politikayla ayrı bir cephe oluşturdu. Yani aslında Birleşik Arap Emirlikleri ile mesela İsrail arasında neredeyse artık kimlikle seyahate kadar gidebilecek çok yakın ilişkiler tesis edilmişti. Suudi Arabistan'la bu aralar mesela dün yine çok ilginç haberler geçiyor uluslararası sitelerde. Amerika arasında birbirimizden habersiz İsrail ve diğer konularda hareket etmeyelim ama karşılıklı o zaman savunma paktı ve nükleer işbirliği, sivil alanda nükleer işbirliği yapalım anlaşmasının imzalanması hep mesela gündemde. Bu konuda bir mutabakat gündemde. Yani o kadar altyapısı kuvvetlendiriliyor ki ve bu konuda İsrail ile ilgili beraber hareket etmek demek. Yani sen ben ne dersen onu yap demek anlamına geliyor. Yani bir cephe oluşturulmuş durumda içeriden, İsrail'e destek verilmesi anlamında Amerika tarafından da destekleniyor bu coğrafyada. Bunu valla ne kadar kırmak, ne kadar realize ederek tersine çevirmek mümkün? Ben yanılmayı çok arzu etmekle birlikte çok da tahmin etmiyorum. Çünkü bu demin revizyon şarkı yarışması gerçeğinde olduğu gibi bu sistem kurulmuş ve kırılmayacak kadar çok çarpıcı boyutlarda. Bakın İspanya Başbakanı mesela, İspanya çok çalkalandı. İşte Başbakan iş hakkında yolsuzluk kararı çıktı ama sonra mahkeme böyle bir şey olmadığını söyledi. Ama orada bile o duruşu sergi, İspanya'nın nasıl karıştığı ne kadar dikkat çekici değil mi? Yani bir anda hiç olmadık yerlerde durum farklı bir boyuta geliyor. Ama Avrupa Birliği içinde olsun, şu olsun, bu olsun,
Bu konu Gazze şu an, yani mesela Gazze'de dün nasıl bir bombardıman oldu, nasıl bir katliam oldu, son durum ne, insanlar ne kadar açlık ve sefalet içinde. Sosyal medyada bazı hassasiyet gösteren haberler ve bilgilendirmeler, hesaplar haricinde dünya bu konuda pek bilgi alamaz hale de getirildi. Yani onun haber ekseni de çok daraltıldı, yarı çapı. Yani bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın tepkisi bu konuda çok haklı. Ama bunları uykudan uyandırabilir miyiz? Daha doğrusu şu sözü herhalde kabul etmek lazım. Gerçekten uyuyanı uyandırabilirsiniz ama uyuyormuş gibi yapanı uyandırmak çok zordur. Tahmin ediyorum şu anki tabloyu anlamak için de dünyada durum bu. Aslında bu öyle bir konu ki insanlıkla alakalı. Yani bütün dinlerden, dillerden, ırklardan azade değerlendirilmesi gereken İslam ülkeleri neden sahiplenmiyor diye sorarken aslında bütün dünyanın meselesi olmalı bir yanda. Ama İslam ülkelerini sorgulama nedenimiz şu: Müslüman olmanın gereğidir. Bir yerde Müslüman kardeşin eziyet çekiyorsa senin orada duyarlı davranman gerekir. Bu da imanla ilişkilendirilir İslam dininde. Dolayısıyla çok büyük bir eksiği boşa düştüklerini görüyoruz. Şimdi ateşkes müzakerelerinde İsrail ve Hamas'ın bir türlü uyuşamadığını da görüyoruz Metehan. Netanyahu uzlaşıya yakınlaştığı anlarda İsrail'deki şahinler ayağa kalkıyor. Sonra Gazze'deki masum sivilleri düşünen, yani onları gerçekten umursayan hiçbir yapı yok mu diye düşünmeden alamıyoruz kendimizi. Burada rehineler İsrail-Filistin arasındaki çatışmanın artık tamamen realize olması ve bir daha hiç bitmeyecek şekilde farklı bir boyuta gelmesinin ilk kurbanları. Ben yani 7 Ekim sabah Habertürk'teydim. Belki de o gün ilk yayına çıkan kişilerden biriydim sabah erken saatte. Çünkü yayınımız vardı yine böyle bir cumartesi sabahıydı. Ve daha erken başlamıştık. O saatlerde şunu biz konuşmuştuk. Bu öyle bir çatışma, yüksek yoğunluk savaşa dönecek ki bu coğrafyanın dışına sıçrayacak, dış coğrafyalarda hesaplaşma haline gelecek ve hiç bitmeyecek. Bakın bu görüntünün üzerine de konuşmak lazım. Hiç bitmeyecek bir sürecin beraberinde gelmesini bize gösterecek dedik. Yani şu, bu artık büyük hesaplaşma şeklinde bir duruma döndü. Ve arada rehinelermiş, rehineler işte şu kadar gün olmuş, buna benzer şeyler hiç bu konuda İsrail gördüğünüz gibi işte kendi arasında ordu çekişmesinden bahsediyor. Biz daha çok girmek istiyoruz, şunu yakıp yıkmak istiyoruz diyor, şu diyor. Tartışmalar bunun üzerine kurulu. Nasıl rehineleri kurtaralım, orada siviller var. Bir barış süreci, bir ateşkes başlasın mı falan umurlarında değil. Yani kavga ateşkes yapmama üzerine de değil İsrail'de şu anki mevcut kabine sistematiği üzerinde. Ve bu şartlarda baktığınız zaman hep ikinci durumda Gazze'deki insanların sizin de yazdığınız gibi öldüğü gerçeği karşımıza. Ne kadar insanın katledildiği, masumların ağırlıklı çocuk ve kadın olmak üzere bu insanların şehit edilmesi, öldürülmesi çok çok acı. Ama burada tabii bir şeyi çok net ayırt etmek lazım. Burada bizim önceliğimiz ve konuşmamız gereken Gazze'deki katliamın durdurulması. Bu konuda adım atılmıyor, atılmıyor. Şu an görüntüleri görüyorsunuz, yani %60'a yakını yerle bir ve çoğu da hasarlı geriye kalanların deniliyor. 2,2-2,3 milyon insanın yaşadığı bir coğrafyadan çok küçük bir Beykoz ilçesi büyüklüğünde bir topraktan bahsediyoruz. Çok büyük bir yerden de bahsetmiyoruz. Ve buna baktığımız zaman bu coğrafyada bu insanların kuzeyden güneye sürülmesi, güneydeki büyük sefaletin devam etmesi, güneyin İsrail tarafından bu kez bombalanmaya başlanması. Çünkü asıl amacın da buradaki insanların tamamının Ürdün ve Filistin'e ya da bir çöle ve dış coğrafyada bir çöl coğrafyasına doğru sürüklenmesi olduğu gösteriliyor. Ve bu insanları biliyorsunuz şu an mesela bu bir deniz sefası falan değil, yukarıdan atılan yardımlar için insanların denize koşması. Batı'da o kadar kötü insanlar, kalpsiz, vicdansızlar var ki işte bu deniz sefası diye bunu verdiler. Çünkü onu özellikle aşmak lazım. Bu havadan gelen yardımların insanları nasıl düzensiz atıldığı için maalesef öldürdüğünü de gördük. O deminki o infraredle çekilen kamera görüntülerine bakıldığında yukarıdan o
Yardıma koşan insanlara ateş açıldığını da gördük. Sonuç olarak Avrupa Birliği her konuda anında açıklama yapıyor ve her şeyi endişe ve kaygıyla izlediğini söylüyor. En ufak bir şey söyleme, söylemez. Bu yardımları yaparken insanları öldüren Batı mı? Batı. Türkiye bu konuda yardım yapmak istedi mi? Havadan yardım ve reddedildi mi? Reddedildi. Yani bunları alt alta koyduğumuz zaman gerçekten ben bir ilerleme olabileceğini sanmıyorum. Dünyanın şu yazılmış kanunlarının ama yani yazılıp hiçbir yerde görmediğimiz ama insanların vicdanına vicdansızlık olarak yazılmış kanunların değişmesi lazım. Batı'dan bahsediyorum. Bu da mümkün mü? Pek mümkün değil. Yani şu an mesela Almanya'ya baktığınız zaman bu arada vizeden de konuşmuştuk. Almanya iyice Evet. artık Alman Cumhurbaşkanı'nın sürekli döner kestiği gezisinden sonra vizeleri kapatmış Türkiye'ye gördüğüm kadarıyla. Uzunca bir süre dolu diye. Yani bakıldığında Almanya en büyük savunucusu mesela İsrail'e, Amerika'ya da geçmiş durumda. Pek düzelecekleri gibi bir durumda söz konusu değil. Şimdi Metehan, müsaade edersen çok kısa bir şey yayın öncesinde seninle konuşmadan önce hazırladım. Biliyorum ki bu konuya dair çok güzel yorumlar da yaparsın. Beni çok etkiledi. Aslında eski bir görüntüydü bu. Yani çok eski değil ama YouTube'da yeniden Susan Sarandon'un bir konuşması beni çok etkiledi. Belki de Evet, bugünü en iyi tabii. özetleyen cümleler seyircimiz için birazcık okumak isterim. Diyor ki, hepiniz hoş geldiniz. Napolyon demiş ki, savaş hükümetin size düşmanınızın kim olduğunu söylemesidir. Devrimse düşmanı devletin ya da bir başka söylemesine gerek kalmadan halkın bizzat kendisinin bulduğu zaman gerçekleşen şeye denir. Biz düşmanımızın kim olduğunu biliyoruz. Düşmanımız nefrettir, düşmanımız ırkçılıktır, düşmanımız sömürgeciliktir, düşmanımız açgözlülüktür ve haksızlığa sessiz kalmaktır. Katledilmiş çocukları, açlıktan ölen bebekleri, feryat eden anneleri, ailelerini bulmak için enkazı eşeleyen babaları gördüğünüzde başka tarafa bakanların sessizliği. Bu kabul edilemez. Şimdi güçlülerin anlatısını bozmak diyor ve çok etkilendiğim bir kısmını söylüyor. Uygunsuz gerçekleri söylemek size geçim kaynağınızı kaybettirebilir, arkadaşlarınızı kaybettirebilir, ailenizi kaybettirebilir. Ama şimdi bu şemsiye ve insan denizine bakmanızı istiyorum. Çünkü biz sizin aileniziz diyor. Yalnız değilsiniz. Dediği gibi Manhattan'da yüzlercesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde yüz binlercesi, dünya çapında milyonlarca insan Filistin için, adalet için, ateşkes için ayakta direnmeye devam edecek diyor. Bir kısmı devamı da var. Çok zamanını almak istemem. Bir İstemiyorum. Hollywood starının gerçekten böyle sözlerle meseleyi anlatması sözün bittiği yerde diyor. Okurken bile böyle kalbim sızladı. Hakikaten şimdi güçlünün anlatısını bozma zamanı, düşmanımız ırkçılıktır, sömürgeciliktir diyor. Orada bir cümlesi daha var. Ben de onu gördüm. Görüntülü olarak izlemiştim. Gerekirse birçok şeyin kaybedilebileceğinden bahsediyor. Susan Sarandon aslında orada örtülü olarak yaşayabileceği sıkıntıları da gösteriyor. Belki yargılamazlar ama Susan Sarandon bundan sonra biraz Hollywood'da İş ve bulamaz. film sanat dünyasında iş bulamaz. Çünkü o kadar dramatik bir halde. Çünkü o üniversite eylemlerinden genç çocukların bu vicdanla hareket etmelerinden bahsederken satır aralarında en başlarda bunlar tabii ufak ufak kıvılcımlarla başlamıştı aylar öncesinde üniversitelerde. Havaların ısınmasıyla daha rahat yapılabilir hale geldi. Dışarıda çadır kuruyor çocuklar işte protestolar yapıyor. Soğuk bölgeler artık yavaş yavaş ısındı. Uygun coğrafyalarda. Orada çocuklarla ilgili bu görüntülerini bunların alın. Bunların sicillerine, numaralarına, isimlerine bakalım. Bunlar iyi çocuklar. İleride büyük şirketlere başvurduğunda işe alınmasın yazıları gönderildi ya da tehdit edildiler. Bu konuda sesini çıkaran futbolcular takımlardan biliyorsunuz atıldılar. Büyük Avrupa takımlarından atıldılar ya da sözleşmeleri feshedildi ya da yedeğe alındılar. Susan Sarandon'ı da büyük ihtimalle Evet, büyük ihtimal. yanılmayı çok arzu etmekle birlikte böyle bir son bekliyor. O açıdan çok müthiş bir duruş bu. Müthiş. Yani diğerleri gibi susayım falan filan da demiyor. Sanatçı tabii her zaman Türkiye'de dahil olmak üzere düşündüğünü söylemek ve hassasiyetlerini seslendirmek durumunda. Toplumla aynı düşünmek de zorunda değil. Daha hassastır. Türkiye'miz başta olmak üzere. O açıdan sanatçıların söylediklerine hangi fikri savunuyorsa savunsun saygı duymamız gerekiyor. Ama Susan Sarandon'un dünya gerçekliğinde işini görürüz yakında başına onun neler Evet, geldiğini. kesin. İnşallah yanılırım. İnşallah tarihin doğru tarafında durmak istediğini söylüyorum. Buraya şu küçük soruyu da eklemek isterim. Sence bizim sanatçılarımız yeterli tepki gösterdi mi? Susan Sarandon'un nezdinde sormuş olayım.
Ya bunu tabii değerlendirmek hani benim haddime değil, yetkimde değil ama yani bu mutlaka herkes kendi vicdanında değerlendiriyordur. Hani kimseye sen neden yazmadın, neden Tabii. televizyona çıkıp da işte şöyle söylemedin diyemeyiz. Ama sonuçta mutlaka bu görüntüleri izleyen, bu masum insanların durumunu gören, yani bakın bunu siyasi bir politik böyle spektrum içinde değil de bu görüntüler bazında, Gazze'de yaşananlar bazında özellikle değerlendirmek lazım. Gazze'de yani Hamas-İsrail çatışması meselesini ayrı isteyen değerlendirsin. Ama Gazze'de yaşanan dramı ayrı değerlendirmek ve bunun durması lazım. Şimdi 7 Ekim'de başlayan ve sonra İsrail-Hamas çatışması olarak devam eden süreçte hastaneye bomba atmak ne? Ya da çocuk parkına bomba atarak 14 çocuğu katletmekle. Bunlar birbirinden ayrı şeyler. Biraz daha sakin, biraz daha sağduyuyla bakarsak buna bakmamız gerekiyor. Bunu böyle militanca gibi anlamda değil. İnsani ve vicdan olarak bir şeyler söylenebilir ama nasıl arzu etmek istiyorlar, hangi seviyede seslendirmek istiyorlar? Tabii ki o değerli sanatçılarımızın kendi takdirleri olur. Peki, CIA direktörü ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye gitti Metehan. Bu görüşmelerden sence bir sonuç görür müyüz? Bir şey çıkar mı? Yok yani en az 10'dan fazla bildiğim kadarıyla CIA direktörü o bölgeye seyahat etti. Bilinenler bunlar. O açıdan yani MI6 İngiliz istihbaratının, Amerikan istihbaratının ya da diğer ülke istihbaratlarının sürekli gelip gittiği mesele de yani mesela istihbarat görüşmeleri başladığı zaman bir süre sonra onun bir üst seviyesi olan, çünkü istihbarat altyapıyı yapar, bir üst seviyesi olan diplomatik görüşmeler, heyetler arası görüşmeler ve sonuç alıcı adımların olduğu görüşmeler başlar. Buna belli seviyeleri var. Bu bence biraz şey gibi, yani dostlar alışverişte görsün seyahati gibi de olabilir. Çünkü yani direktörler bir araya geldiği zaman işte Katar biliyorsunuz ev sahipliği yapıyor. Hamas temsilcileri geliyor. İsrail'in temsilcileri geliyor, Amerikalılar oluyor, Katarlılar oluyor, bazen Ürdünler geliyor, bazen Mısırlılar. Bir sonuç alınması için işte şimdi Kahire'ye gidiyor. Ama Kahire yakınlarında piramitler var. Büyük ihtimalle piramitlerin bir daha ziyareti söz konusu olabilir turistik anlamda. Ama ben bir sonuç alınacağını sanmıyorum. Çünkü Gazze'yi bombalamaya devam ediyor İsrail. Yani bakın haberleri profesyonelce taramaya, uluslararası kaynaklı haberler de dahil. Orada dram devam ediyor. Oranın size ben bir şey anlatayım. Refah sınır kapısında hala İsrailler neredeyse GBT kontrolü yapıyorlar yani. Giren çıkanlar da dahil olmak üzere temsilcileri var orada. Refah sınır kapısı İsrail ne alaka diyeceksiniz. Öyle bir tane Filistinli görevli yok. İsrail ile Mısırlılar koordine ediyor. Amerikan istihbaratı var. Kapının ne zaman açılıp açılmayacağını Amerikan Büyükelçiliği duyuruyor. Şu saatte açılacak diye. Siz düşünün yani sizin bir sınır kapınız var. Başka bir ülke sizin adınıza Allah korusun yani Türkiye'nin sınır kapısı şu saatte açılacak diyor. Bunlar zor işler. Çok. Ve hala 7 Ekim, hadi bırakın Ekim sonundan bu yana geçen sene bir değişiklik oldu mu? Olmadı. İşte 7-8 aylık bir süreçte herhangi bir yardımla ilgili doğru düzgün bir adım atılmıyor. Birleşmiş Milletler zaten kimse dikkate almadı. Şimdi dikkat ederseniz bahsetmiyoruz. Kaç kere ateşkes çağrısı ve kararı alındı? Olmuyor. Güvenlik Konseyi'nde nihai karar gereken anlarda Amerika bloke ediyor. Ve karar çıkmıyor. Zaten karar çıktığında İsrail uygulamıyor. Zaten Birleşmiş Milletler yetkililerine vize vermiyor. Durum bu kadar net. O açıdan biz hala İsrail'in dünyaya yaptıklarını konuşuyoruz. Gündemi de Batı'nın belirlemesi anlamında 30'a defalarca düşürülüyoruz. Peki Uluslararası Adalet Divanı diyeceğim. Yani Türkiye'de taraf olduğu süreci nasıl etkiler? Bir Evet. sonuç alır mıyız? Yani karar çıkar ama kararı uygulayabilme, bakın şimdi geçen gün Amerikan Kongresi rakamları net hatırlamaya çalışıyorum ama İsrail'e Tayvan'a 8, Ukrayna'ya 61, İsrail'e de 26 milyar dolarlık yardımı Biden'ın da nihai imzasıyla onayladı ve artık yürürlüğe girdi. 26 milyar dolar. Sadece bu işler için İsrail'e verilen para. Bu verildiği sürece bu silahların alımı, işte
bu sürecin devamlılığı sağlanacaktır. İsrail, Amerikan askeri yardımı olmadıkça, mühimmat da başta olmak üzere, akıllı mühimmat da başta olmak üzere bu kadar operasyonu yürütemez. Çünkü İsrail'in tehdit katsayısı değerlendirmesine bakıldığı zaman sadece İsrail-Filistin çatışması, Hamas çatışması değil, aynı zamanda onun tehdit yarıçapı değerlendirmesinde elbette yani Batı Şeria bölgesi, West Bank, yukarıda Hizbullah'la Kuzey İsrail sektöründe karşılaşma riski. Böyle Hizbullah deyip geçmeyin. İran İsrail çatışmasında biz Hizbullah'a fazla konuşamadık ama Hizbullah'ın bugün füze sayısının bile, öyle füzeleri de eskisi gibi uyduruk yani yok borudan yaptı falan filan değil. Bayağı balistik özelliğe neredeyse diyorum öyle değil de sahip olabilecek çok yüksek nitelikli bir hava saldırı gücü olmaya başladı. Asker sayısının ne kadar olduğuna dair çok farklı rakamlar, çok büyük rakamlar var. İran riski var, Suriye riski var. Yani gücü bölündüğünde İsrail'in çok yardıma ihtiyacı var. Ve bu yardım da fazlasıyla başta Amerika olmak üzere veriliyor. Bu Gazze'deki katliam ne zaman bitecek? Amerika ne zaman isterse diye söyleyeceğiz. Şu an itibariyle Amerika yapma etme modunda rahatsızlıklar var. Amerika'da da seçimler Kasım'da olduğu için bilemiyorum ama Trump tarafına da baktığımız zaman geçen gün üniversitelerin işte içindeki bu kaotik durumu bile çok sert tepkiyle karşılayıp bir an evvel tutuklanmalarını tavsiye etti. Daha kötü şeyler yapardım ben olsam dedi. Biden yönetiminin zaten tavrı polisleri ve güvenlik yetkilileri anlamında ortada. Yani hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar bazında da Batı cephesinde yine farklı bir şey Amerika'da İsrail'e yardım anlamında olmayacak. Ateşkes hep gecikecek. İsrail katliamı Gazze'de maalesef bu şekilde sürerse devam edecek. Bu insanların bu sefahat içinde yardımlara koştuğu ve koşarken bombalandığı görüntüler de devam edecek. Ve Türkiye duruşunu bozmadan bu şekilde kararlı bir şekilde yolunda devam edecek. Bu tarihe inanın bir vicdani not iyi bir şey olarak geçecek ama Batı'nın gerçekliği değişmeyecek. Bu maalesef. Peki, çok teşekkür ediyorum Mete Ben Hanım. teşekkür ederim. Güzel sabahlar olsun.